Herkese selam. Eşimle depoda eski bir dolap gördük ve bunu vintage bir dolap haline getirmek istedik. Eşim önce güzelce zımparasını yapıyor ki boyanın altında bir pürüz olmasın. Boya tercihimize gelecek olursak, her zamanki gibi Rich. Bu seriyi çok seviyorum çünkü yoğun kapatıcı, rengi de yağ yeşili. Verniğim su bazlı yarım mat vernik. Çok parlak bir vernik tercih etmedik. Bu bence bizim işimizi görür. Ve ihtiyacımız olan diğer bir malzeme ise yedek fırça süngerleri. Şimdilik bu kadarı yetiyor zaten. Boyanın pürüzsüz durması için, altında herhangi bir toz kalmaması için güzelce dolabımızı sildik. Ve ilk kat için hazırlıklara başladık. Boyamızı boya tabağımıza döktük. Fazlasını da gördüğünüz gibi tabağın kenarında alıyorum. İlk katı atmaya başladım. Ve boyanın yoğunluğunu görüyorsunuz değil mi? O kadar güzel ki ilk katta bile altındaki rengi tamamen kapattı. Burada gördüğünüz gibi birinci katı sünger fırçanın ulaştığı yerlere tamamen attım. Ama araları sünger fırçayla maalesef boyayamadım. O yüzden her zaman yanınızda böyle bu işleri başlarken küçük bir fırça bulundurmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi şimdi onları da güzelce fırçamla kapatıyorum. Araları güzelce fırçamıza dolduruyoruz. Bunlar zaten kuruyunca bu renk eşitsizlikleri ortadan kalkıyor. Şimdi kapakları ve bütün dolabımı güzelce boyadım birinci katını. Katlar arasında 6-8 saat beklememiz gerekiyor. Şu an ikinci kata geçtim. Biz bunu akşamdan akşama yaptığımız için boyamız daha güzel oturdu dolabımıza. Gördüğünüz gibi tamamen pürüzsüz bir görüntü elde ettik. Ben dolap içlerindeki camları çıkarıp onların yerine bu hasırları takmayı düşündüm. Ama uyumlu olsun diye hasırların siyah olması gerekiyordu. O yüzden sprey bir boya yardımıyla hasırlarımı güzelce siyaha boyadım. Daha sonra ikinci katım kurudu ve vernik aşamasına geçtim. Gördüğünüz gibi dolap tamamen pürüzsüz ve çok güzel kadife gibi bir dokusu var. Şimdi vernik atma işlemine geçeceğim. Vernik atma işlemimizde aslında boyanın aynısı. Gördüğünüz gibi hasırlarım yerde, onlar da kurudu. Dolap içlerini güzelce raf kestirdik. Onları da boyayacağız. Verniğimi de şimdi güzelce tabağıma dökeceğim. Aynı boya işlemi gibi yapacağım onu da. Evet. Fazlasını dediğim gibi tabağın kenarındaki kısımda yedirebilirsiniz. Benim tabağım zaten çok eskidi bu arada. Kaç tane boya gördü. Evet, verniğimi atmaya başladım ama bu köpük köpük görüntü tamamen geçecek. Böyle göründüğüne bakmayın. Birazdan zaten göreceksiniz tekrardan. Vernik biliyorsunuz boyayı korumak için her zaman yapmamız gereken bir işlem. Güzelce verniğimi atıyorum her yerine. Zaten yarım at vernik olduğu için çok parlak durmayacak. Bu şekilde göründüğüne bakmayın, kuruyunca bu geçecek. Bakın az önceki o köpüklü görüntü gitti. Tamamen verniği yedirdim dolabın üzerine. Şimdi ayakları da siyah istemiştim ama siyah bu şekilde ayak bulamadığım için onları da siyah sprey boyayla güzelce boyadık ve dolabımızın altına onları da takacağız kuruduğu zaman. Hasırlarım da burada tamamen kurudu. Boya kokusu da gitti. Bunlar da çok güzel oldu bence. Yine akşamdan akşama dediğim için bir akşamda dolabın içlerine bunları nasıl yerleştiririz diye düşünürken bir fikir bulduk. Çift taraflı bantlarla bunları çok güzel bir şekilde tutturduk. Ayaklarımızı hallettik. Artık bütün her şey kuruduğu için montalama işlemine geçmiştik. Ve gördüğünüz gibi ayaklarımız gayet güzel oldu. Şimdi burada bugünlük bütün işimiz bitti. Her şey kurudu. Sadece montalama işimiz kaldı. Ve ertesi gün dolabı artık yukarı çıkarabiliriz. Dolabımızın sonunda ait olduğu yere evimize getirdik. Şimdi bunları güzelce montalayacağız. İçindeki raflar da çok uyumlu oldu gerçekten. Onları marangozlu özel ölçülerle kestirdik. Ve dolabımızın son hali. Tabii ki ufak tefek yapmam gereken rötuşlar var dolapta. Çünkü çıkarırken köşelere falan çarptı birazcık. Onları fırçayla tekrar kapatacağım ama bence son hali çok güzel oldu. Odaya çok güzel bir hava kattığını düşünüyorum.